Galatasaray Milli Yıldız'a 5 yıllık anlaşma sağladı. Canahan transferinde yarış kızışıyor. Milli futbolcunun kulübü Sassuolo, Galatasaray'ın oyuncuyu istediğini resmen açıkladı. Yıldız stoperin peşinde sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Ancak oyuncunun tercihi Galatasaray. Bu nedenle Sassuolo'yu daha fazla para vererek ikna etme hayalleri kuran rakiplerimizin işi çok zor. Yeşil Siyahlı kulüp yaptığı açıklamada Galatasaray Canahan'ın durumunu sordu. İstanbul'un diğer takımları da teklif yaptı ancak şu an net bir şekilde duyurabiliriz ki transferde Galatasaray bir adım önde. Sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezonda nabız yoklayan Galatasaray transferi bu kez bitirecek. Yabancı sınırının uygulanacak olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da durumu ayak uydurmak zorunda kalan sarı kırmızılılar kadrosunu kaliteli yerli oyuncularla takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda Canahan'ın peşini bırakmayan aslana bir müjde de Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Genç oyuncu Galatasaray'la 5 yıllık anlaşma sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında başkent ekibine 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da geçiren gücüne verecek. Sarı kırmızılı taraftarların performansını büyük bir merakla beklediği genç yetenek için hocası İlker Püren kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Barış'la 1 yıl çalıştık. Oyuncudaki büyük potansiyeli görünce ona 28 maçta ilk 11'de forma verdim. Çok da iyi oynadı. Arkadaşları ona yerli Mbappe diyor ifadelerini kullandı. Galatasaray'dan Thomas Ribeiro hamlesi. Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Belenenses forması giyen Portekizli oyuncu Thomas Ribeiro ile görüşmelere başladığı belirtildi. Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray Belenenses'in 22 yaşındaki stoperi Thomas Ribeiro'yu kadrosuna katmak üzere. Haberde oyuncuyla aynı zamanda Vitória Guimarães işinde ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray daha önce Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle Marcao'yu transfer etmiş. Brezilyalı oyuncudan büyük katkı sağlamıştı. Thomas Ribeiro'nun Belenenses'e olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 22 yaşındaki stoper bugüne kadar takımı Belenenses'le ligde toplam 45 maça çıkarken bir de gol atmayı başardı. İspanya'nın ünlü spor gazetesi As'ta yer alan bir başka habere göre de Luyendama'dan memnun olmayan Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldız stoperin yerini Ribeiro ile dolduracağı yazıldı. Haberde Thomas Ribeiro ile Real Betis'in de yakından ilgilendiği fakat oyuncunun Galatasaray'a imza atacağı duyuruldu. İspanyol basınına göre Galatasaray ile anlaşan 22 yaşındaki yıldız savunmacı sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Paulinho transfer ateşini yaktı. PSV Eindhoven'la oynanacak Şampiyonlar Ligi önelemesi öncesinde en az 3 takviye yapmak isteyen Galatasaray transfer için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı kırmızılılar Çin kulübü Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız Paulinho transferiyle adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Sambacı yıldız için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar bu transferde imza aşamasına geldi. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan 33 yaşındaki futbolcu, Corinthians, Tottenham ve Barcelona gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 487 maça çıkan Paulinho, bu maçlarda 130 gol atıp 55 de asist yaparak takımlarına tam 185 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde 176 kez de en çok Guangzhou Evergrande formasıyla sahalarda boy gösteren yıldız futbolcu. En fazla golü de 75 kez ağları havalandırdığı Çin ekibinin formasıyla kaydetti. Brezilya milli takımında 56 maça çıkan yıldız isim 13 gol atarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 33 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise merkez orta saha bölgesi. Bonservisine tüm zamanlarda 126 milyon euro ödenen Paulinho, son olarak 2019 kışında İspanyol devi Barcelona'dan Guangzhou Evergrande'ye tam 42 milyon euroluk bir bedelle transfer olmuştu. Öte yandan Paulinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sosyal medya hesabına koyduğu fotoğrafları beğenmesi, otoriteler tarafından Brezilyalı yıldız Galatasaray'ı kapa bildirdi şeklinde yorumlandı. Siz Paulinho'nun Galatasaray forması giymesini ister misiniz? Paulinho gelsin diyenler videoyu beğensin.
Galatasaray'dan Alou Dieng'e 5 yıllık anlaşma. Galatasaray'ın transferdeki hedeflerinden biri olan Paulinho şimdilik bekletilirken yönetimin asıl hedefi 25 yaş altı oyuncular. Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino için beklemede olan sarı kırmızılılar, Tunuslu Dinamo, Muhammed Ali Benromdani'yi de gündeminde tutuyor. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da listeye eklenen son isimse El Ahli forması giyen Alou Dieng oldu. 23 yaşındaki Malili ön libero için Mısır kulübü 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray'ın teklifi ise 2 milyon euro. El Ahli indirim yapmazsa sarı kırmızılılar oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama yoluna gidecek. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray, futbolcunun menajerine 5 yıllık teklifini sundu. Galatasaray, Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı kırmızılı kulübün teklifine evet diyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz sözleşme imzalaması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir katkı sağlayabilir. Galatasaraylılara Gedson Fernandes müjdesi. Galatasaray'da transfer gelişmeleri hız kazandı. Orta sahaya takıma seviye atlatacak oyuncular transfer etmek isteyen sarı kırmızılılarda ilk hedef Portekiz yıldız Gedson Fernandes. Benfica'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçen Gedson, aklı fikri Galatasaray'da. Benfica'lı idarecilere Galatasaray'a dönmek için baskı yapan Fernandes'in isteği gerçekleşmek üzere. 22 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Cimbom'da, sarı kırmızılı kurmaylar şimdi de Benfica'yla görüşmelerde sona geldi. Portekiz temsilcisine 2 milyon euroluk kiralama bedelinin yanı sıra 8 milyon euroluk da satın alma opsiyonlu teklifle giden Galatasaray, yıldız orta sahayı kadrosuna katmak üzere. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Gedson Fernandes, ilk maçlarda fizik olarak hazır olmasa da tekniği ve oyun bilgisiyle takıma çok şey katmıştı. Fatih Terim'in ısrarla forma vermesi üzerine maç eksiğini kapatan Gedson, ligin son 5-6 haftasında Galatasaray'a adeta seviye atlatmış ve üst üste kazanılan 6 maçta takımın en iyilerinden biri olmuştu. Fatih Terim'in oyun planında çok önemli bir yere sahip olan Gedson Fernandes transferinde, Kurt Hoca'da eski öğrencisi Rui Costa ile görüşmelerde bulunarak transfer sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bilindiği gibi Rui Costa, Benfica'nın sportif direktörü ve dünyaca ünlü isim geçtiğimiz sezon, Gedson Fernandes'in Galatasaray'a gelmesinde önemli faktörlerden biri olmuştu. Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.